Merhaba sevgili arkadaşlar, ben matematik öğretmeni Mustafa Güler. 15 no'lu soru tipimize giriş yaptık. Sayı ve genel yetenek problemlerinden. Bu soru arkadaşlar toplamda şimdiye kadar 3 tane soru tarzı çıkmış buna benzer. En sonunda da 2018 yılındaki sorularımız buna benzerdi. Hemen hızlı bir şekilde sorumuzun çözümüne geçelim. Bakalım sorumuz ne diyor? Bu da tahmini arkadaşlar terazilerle alakalı bir sorudur. A terazisinde 45 gramlık ağırlık varmış. X'in topladığı 45 gramlık ağırlığımız var. Doğru. Terazi dengede. Diyor ki B kefesine bunlardan birini alacakmışım. Bunlardan da bir tanesini buraya aktaracakmışım. Ve yine dengede olacak. Buraya aktardığın ya bunun iki katı ya da bunun iki katı olmalı. Arkadaşlar 20'nin iki katı mesela ne var? 40 var. 40'ı alıp buraya eklesek. Bakın buraya 40 geldi. Şu 20'yi de yarısında buraya ekleseniz. Burası ne oldu? 65 oldu. Burası ne oldu? 65 oldu. Yine dengede olur. Yani eğer birini diğer tarafa aktaracaksanız onun iki katı kadar ekleme yapmanız lazım. Şimdi olay anlaşıldı mı? Cevap yani 40'tır. Çünkü 25'in iki katı 50 şıklarda yok. Şimdi geldik bizim bu soruya. Şimdi bakın. Aynı mantık sorudur. Mantığını inşallah anlamışsınızdır. Soru şöyle diyor. Bunlar dengedeymiş. Evet. Diyor ki sol ve sağ kafeleri sağ kafesine x gramlık bir ağırlık alınıyormuş. Şimdi şuraya arkadaşlar bir tane ağırlık alacakmışım. Ve diyor ki sonra buradan da buraya bir tane aktaracakmışım. Öyle diyor. Ve diyor ki yine dengede olsun. X'in alacağı değerler toplamı nedir? Kardeş ya bunun ya da bunun iki katı olmalı. Dedim ya sana biraz önce. Bunun iki katı ne? 60. Bunun iki katı ne? 50. Toplamı ne oldu? 110. Soru bitmiştir. Olay anlaşıldı mı? Şimdi hocam bunun iki katı 60'ı alalım. Tamam 60'ı aldım. Şu 30'u da bu tarafa aktardın mı? Şurası 85 olur. Şurası yine 85 oldu. Dikkat ettiniz mi? Yani şuradakilerin iki katı kadar alıp iki katını niye alıyorum? Çünkü yarısı diğer tarafa ekleneceği için yine eşit olacak. Haberiniz olsun. Umarım mantığını anlamışsınızdır. Hızlı bir şekilde diğer soruma giriş yapıyorum. Arkadaşlar güzel bir sorudur. Şimdi ben bunun çözümünü nasıl yapacağım? Şimdi sorumuzu önce bir adam akıllı bir okuyalım. Bakalım sorumuz ne diyor? Evet arkadaşlar. Şimdi sorumuzu bir okuyalım. Diyor ki sorumuz. Sağ ve sol kefe tablo üstüne verilmiş. Hep sol kefe ağırlık geliyormuş. Yani hep bu sol taraf ağırmış, hep bu sol taraf ağırmış. Bunları bir alt alta toplayalım mı? Belki düzgün bir şey çıkar. X artı z artı 2t. X artı z artı 2t büyüktür. Arkadaşlar x de büyüğüm diyorsa bir tek toplayabilirsiniz. Başka bir şey yapamazsınız. Alt alta çıkarma da olmaz. Alt tarafı eksiyle çarparsın, yönünü değiştirsin, çıkartırsın. O ayrı mesele ama direkt toplama yapılır. Toplayalım. X artı z artı 2y. Süper. Şu xz, xz'yi götürdü. X'i z'yi götürdü. 2'yi 2'ye böldüm. T büyüktür y çıktı. Süper. Bir de soruda küçük bir ayrıntı daha vardı. Üçünün kütleleri eşitmiş. Birisi farklı. Oğlum işte birisi farklı ortaya çıktı işte. T y'den büyükse T ile birbirine farklı. Ha. O zaman bak 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 güzel bir ortaya iddia ortaya çıktı. Şimdi geriye benim kimim kaldı? X ve Z kaldı. Şimdi bu X ve Z ya T'ye eşittir ya da Y'ye eşittir onu bilmiyorum. Çünkü diyor ya 3 tanesi eşit. Ve T ile Y'nin de birbirinden farklı olduğunu biliyorum. Süper. T'nin kütlesi Y'nin kütlesinden fazladır. Doğru. X ile Z arkadaşlar zaten 3'ü eşit değil mi? Farklı olan bunlarsa zaten X ve Z eşittir. Bu da %100 doğru. Şimdi T ile Z eşittir. Bir saniye. Şimdi bakın. Bakın. Geriye x şey, t ve şey geriye x ve z kalmıştı değil mi? X ve z'nin de hepsini y'ye eşit diyebilirim. Doğru değil mi? 3'ü eşit ya ala 3 eşit. T ile z eşittir. T ile z eşit değil ki. Y x'e eşit. Olayı anladınız mı? Bu %100 yanlıştır. Cevap 1 ve 2. Yani Adana şıklardan Adana'yı buldum ve işaretledim. Ne yaptım? Alt alta topladım. T y'den büyük çıktı. Zaten birinci öncül oradan geliyor. Etna 3'ü eşitse farklı olan T ve Y ise X ve Z eşit olur. %100 doğru. Şimdi 3'ün eşit olduğunu biliyorum. Geriye bir tek X ve Z kaldı. Şimdi bu X ve Z
Ya her ikisi T'ye eşittir ya da her ikisi Y'ye eşittir. Ben kalktım her ikisini Y'ye eşit dedim. Üçüncü öncül yanlış çıktı. Geldik bizim bu soruya. 15. soru arkadaşlar ne diyor? Elinde 3, 5, 6, 10 kilogramlık birer ağırlıkta yeterli sayıda falan fistan demiş. Evet arkadaşlar. Ne yaparız bunun çözümüne? Evet. Test 15. Ben diğer soruların bir çözümüne bakacağım. Acaba doğru mu yaptık? Bire Denizli demiştim. Hemen bakıyorum arkadaşlar. Bu 15 nolu testimiz. Bir Denizli, iki Adana. Hani işlem hatası yapmayalım. Güzel. Evet. Şimdi sıra geldi 3. sorumuza. Şimdi arkadaşlar 3. sorumuz da diyor ki yine bizim 2 tane kefemiz varmış. Süper. Bu da terazide tutturmuşuz. Ama bunlar birbirine eşit çıkacakmış. Ama soruda diyor ki çarpımı birbirine eşit olacak şekilde konduğu zaman dengede kalıyormuş. O zaman belli işte biri 3'e 10'dur. Biri de 5'e 6'dır. Doğru mudur? Çarptığın zaman 30, çarptığın zaman 30. Ama bunların dengede olması için yeteri sayıda da 1 kilogramlıklar varmış. Bunu topladım 13 etti. Şunu topladım 11 etti. O zaman buraya 2 tane birlik mi almamız lazım? 1'e 1. Ki 13 etsin. Diyor ki toplam 1 kilogramdan en az kaç tane kullanılmıştır? 2 tane kullanılmıştır. Haberiniz olsun. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Şimdi elimde bu kilolarım var. Bir de yeteri sayıda birlik varmış. Ama diyor ki kefelere koyduklarınızın çarpımları birbirine eşit olacak. Süper. Şu 3'e 10'u bir kefeye koyarım, 5'e 6'yı bir kefeye koyarım. Ama bunlar birbirine eşit çıkmıyor. Biri 13 kilo, biri 11 kilo. O zaman ben buraya 2 tane birlik eklerim ki şuraya bir tane birlik, şuraya bir tane daha birlik, 2 tane birlik eklerim ki dengede olsun. Ama en az 2 tane bir. Ha buraya ben 3 tane bir de ekleyebilirim. Buraya bir tane bir de ekleyebilirim. Yine kefede, yine bizim terazimiz dengede olur. Ama en az dediği için buna hiç eklemem. 13 kiloysa 11'e 2 kilo ekledim mi soru bitmiştir. Cevap 2'dir. Oha! Nasıl bir soruymuş lan bu? Dur. Şimdi bu soruyu arkadaşlar birlikte böyle bir irdeleyelim. Evet. Şimdi sorumuzu arkadaşlar bir okuyalım. Soru ne diyor? Gerçekten zor bir soruya benziyor. Şimdi ben bunu nasıl yapacağım arkadaşlar? Birlikte böyle bir çözelim. Şimdi soru şöyle diyor. Şu dengedeymiş, şu dengedeymiş. Yani 5 tane, şöyle diyelim, 5 tane kare eşitmiş. 3 tane daire artı 1 tane üçgene. Doğru mudur? Evet. Burada bir üçgen artı 1 tane kare eşittir 1 tane daireye. Süper. Soru da diyor ki şunun dengede olması için şuraya ne eklemek lazım diyor. Soru bu. Mantığı bu. Şimdi bunların hepsini bir cinse çevirelim. Ya herkesi üçgene çevirelim. Ya herkesi dörtgene çevirelim. Bir şeyler yapalım. Şimdi dörtgenin ben şu olduğunu biliyor muyum? Bunu tutup burada dörtgenin yerine yazalım. 5 kare eşittir. Bunu 3 ile çarpacaksınız. 3 üçgen, 3 kare artı 1 tane üçgene. Doğru mudur? 3 kareyi bu tarafa atalım. 2 tane kare, 4 tane üçgense kareyi buldum. 2 tane üçgen çıktı. Süper. Kare madem 2 tane üçgen çıktı. Şuradaki kare yerine 2 tane üçgen yazarsan. Daire neye eşittir arkadaşlar? Daire de 3 tane üçgen eşittir. Süper. Zaten üçgen de üçgendir. Doğru mu arkadaşlar? Bunları bu şekilde buldum. Şimdi geldik sorumuzu okumaya. Şimdi terazinin bir kefesinde ne var? Bir tane dörtgen var. Dörtgenin ben 3 tane üçgen olduğunu biliyorum. 3 tane üçgen. Evet. Pardon. Dairenin 3 tane üçgen olduğunu biliyorum. 3 üçgen, 3 üçgen. Karenin de 2 üçgen olduğunu biliyorum. Şurası da 2 tane üçgen. Topladık kaç etti? 8 tane üçgen etti. Doğru mudur? Geldik bu tarafa. Üçgenimiz zaten üçgendir. Burada kaç tane üçgen görüyorsunuz? Şurada 4 tane üçgen görüyorsunuz. Terazinin dengede olması için şuraya ekstradan 4 tane üçgen eklememiz lazım ki 8 üçgen 8 üçgene eşit olsun. Şimdi şıklardan hangisi 4 tane üçgense cevap olur.
Daire. Dairemiz neydi? Üç üçgendi. Üç, üç daha altı. Cık, olmadı. Dairemiz üç üçgendi. Bir tane de üçgen kendisi tam verilmiş. Topanın kaç üçgen oldu? Dört üçgen oldu. Cevap Bursa'dır, haberiniz olsun. Geldik buraya. Bu kare. Karemiz neydi? İki üçgen. Dairemiz neydi? Üç üçgen. Topladınız beş üçgen. Cık, olmadı. Olayı anladınız mı arkadaşlar? Hızlı bir şekilde özet geçiyorum. Ne yaptım? Dedim ki 5 tane kare, 3 daire, 1 üçgen eşittir. 1 üçgen, 1 kare, 1 tane daire eşittir. Amacım hepsini tek cins yapmak. Tamam, yapalım. Şu daireyi madem bize vermiş, bunu tuttum dairenin yerine yazdım. Bu karenin 2 üçgen olduğunu buldum. Kare gördüğüm yere bu sefer 2 üçgen yazdım. Daireyi de 3 üçgen buldum. En son soruda benden şunu istemiyor musun? Tamam. Karemiz 2 üçgen. Dairemiz 3 üçgen. 3 üçgen 8 tane üçgen çıktı. Burası zaten 4 tane üçgen. Terazinin dengede olması için buraya 4 tane üçgen eklememiz lazım. Şıklardan hangisi 4 tane üçgendi? Bursa'ydı. Bursa'yı şıklarda bulup işaretledik. Güzel bir sorudur arkadaşlar. Çözümünü bu şekilde yapmış oldum. 15 nolu, 16 nolu test, 16 nolu soru tipinde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Sizleri seviyorum. YouTube kanalına abone olup videoyu beğenip yorum atarsanız çok mutlu olurum. Herkese sınav yolunda başarılar.